Gezgin gözüyle programımız devam ediyor. Hisarada Mahallesi Şehşabani Veli Caddesi üzerinde Şehşabani Veli Türbesi'ne doğru ilerlemekteyiz. Yol oldukça yoğun. Tur otobüsleri fazlasıyla var. Özel araçlarıyla gelenler fazlasıyla var. Ziyaret edilen yerlerden birisi. Devam edelim. Şehşabani Veli Türbesi'nin şöyle bir özelliği de var. Külliye, müze falan da var. Orada da ayrıca şöyle bir özelliği var. Düğün yapılıyorsa, sünnet düğünü yapılıyorsa, evlilik yapılıyorsa mutlaka gelin ve damat ve erkekliğe ilk adımlarını atacak olan sünnet çocuğumuz buraya ziyarete getirilir. Evlerin hepsi restorasyon yapılıyor buralarda. Çok da güzel bir cadde. Onun için de bilhassa bugün her gün olduğu gibi aşırı bir kalabalık var. Kastamonu tarihiyle, maneviyatıyla, kültürüyle çok önemli şehirlerden bir tanesi. Dışarıdan gelen misafirlerimizin şöyle araçlarına bir baktığım zaman yakın illerden Sinop, Zonguldak, Çankırı, Karabük plakalarına rastlayabiliyorum. Yoğun olarak İzmir, Kütahya, Trabzon, çok çeşitli vilayetlerden gelmişler ziyarete. Şu anda Şehşabani Veli Camii'den içerisine de gireceğiz. Ayrıca bu caminin karşısında yöresel el sanatları satan yerler de var. Hediyelik eşyalar bulunmakta. Hazreti Pir Şehşabani Veli Camii kapısından içeriye girerken fotoğrafçıların en çok görüntülediği yer bu kapı. Girelim içeri. Bu cami ve dergahın ilk banisi evladı Resul'den Seyyid Ahmet Sünneti Efendi, vefatı 864 Hicri, miladi 1459-1460 yılları arasıymış. Buranın en önemli özelliklerinden bir tanesi de buradaki asa suyunun zemzem suyuyla aynı olduğu kabul edilir. Yapılan tahliller öyle çıkmış. Şehşabani Veli Külliyesi cami, türbe, dergah evleri bir tanesi müze olarak kullanılıyor. Şadırvan ve asa suyundan oluşuyor. Asa suyundan herkes su içmekte. Şu anda sırayı bozmayalım. Biz diğer tarafları göstermeye devam edelim. Hazreti Pir Şehşabani Veli'nin sözlerinden, en önemli sözlerinden bir tanesi de gelişiniz güle güle, gidişiniz güle güle, her işiniz güle güle olsun. Her yerde de rastlayabilirsiniz bu sözü. Bu bina Şehşabani Veli Vakfı idari binası olarak kullanılıyor. İdari ve vakıf müzesi idari bölümü var ara yerde. Burada şadırvan. Burada da Şehşabani Veli Vakıf Müzesi var. Gezmenizi tavsiye edebileceğim yerlerden birisi de burası. Kastamonu'ya hoş geldiniz. Evet. Önce nereden geliyorsunuz? Trabzon'dan geliyoruz. Trabzon'dan geliyorsunuz. Nereden duydunuz Şehşabani Veli'yi? Nasıl gelmeye karar verdiniz? Bu arkadaşımız esasında daha evvel ziyaret etmişti. Bize tavsiye etti. Biz de seviyoruz böyle bu tür ziyaret yerlerini. Gezmek istiyoruz, görmek istiyoruz. Dediği gibi dün Çorum'a gittik. Orada 3 sahabi vardı. Onları ziyaret ettik. Bugün buradayız. Şehşabani Veli Hazretleri'ni ziyaret ediyoruz. Okuyacağız, dua edeceğiz inşallah. Allah'tan bir şeyler dileyeceğiz.
Daha sonra başka yerlerde var. Onları da gezmek düşünüyoruz. Bugünümüzü böyle geçirmeyi düşünüyoruz. Kastamonu güzel bir yer. Maneviyat açısından da çok güzel bir yer. Her yeri gezmenizi diliyorum. Her tarafı gezmenizi diliyorum. Gezeceğiz. Bir de kalesi de var. Kalesi de var. Saat Kulesi de var. İsmail Bey Camisi var. Vedat Tek Kültür Merkezi'nin yaptığı şapka müzelerimiz var. Yani her yer Nasrullah zaten gidersiniz büyük bir ihtimalle. Nasrullah Camisi'nin olduğu yer. Kastamonu'yu gezin. Bugün burada. Kastamonu'nun her tarafı. Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. Tekrar bekleriz Kastamonu'yu. Merhaba, hoş geldiniz. Nereden geliyorsunuz? Çankırı'dan evet, geliyorsunuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Kastamonu'da Şehşabanı Veli Türbesi'ni ziyaret ediyorsunuz şu anda. Evet. Nasıl duydunuz? Nereden duydunuz? Geldiniz, neler hissettiniz? Daha önceden de gelmiştik. Gelmiştiniz. Almış olduğumuz haz dolayısıyla tekrar ziyaret etmek şeyinde kaldık, durumunda kaldık. Çok mutlu oluyoruz. Manevi bir atmosfer içinde buluyoruz kendimizi. Şu mübarek günlerde ordumuzun da büyük bir zaferde olması amin. Nedeniyle hem onlara dualarımızı destek vermek hem de vatanımızın, milletimizin selameti açısından böyle zat-ı muhteremlerin dualarına, maneviyatlarına ihtiyacımız var efendim. Her zaman bekleriz Kastamonu'ya. Ben teşekkür ederim. Şehşabanı Veli Caddesi'ni gezerken içeride gezimizi bitirdik, dışarıya çıktık. Şehşabanı Veli Camii ve Türbesi'nin tam karşısında Sağlar El Sanatları'nın sahibi Muhammed Ali Sağlar'la birlikteyiz. Tabii burası en çok manevi yönden turist alan, dışarıdan gelenlerin görmek istediği yerlerden, gezmek istediği yerlerden biri. Siz daha çok gelen misafirlerle muhatap olduğunuz için neler söylüyorlar? Bize anlatır mısınız Kastamonu'da? Gelen misafirlerden şimdi duyduğumuz, evet memnunlar ama nereden duydunuz, hani burayı nereden biliyorsunuz dediğimiz zaman geldiklerinde keşfetmiş oluyorlar. Önceden burayı duyup gelen ziyaretçi sayısı oranlarsak %10 civarı falandır. Bu bizim adımıza üzücü bir şey. Demek ki biz burayı tanıtamıyoruz. Öyle bir sıkıntımız var ama gelenler buradaki atmosferin çok farklı olduğunu ve dönüşte, memleketlerine dönüşte civarına burası hakkında güzel yorumlar yapacaklarını söylüyorlar. Yani bunu hissettiriyorlar söylemeseler bile. Durumlar o şekilde. Burada bir esnaf olarak eksik gördüğünüz bir şeyler var mı bu cadde üzerinde? Yani daha neler yapılmasını isterdiniz? Vallahi açıkçası esnaf olarak benim eksik gördüğüm bir şey yok. Otopark konusunda sıkıntı olduğu söyleniyor. Evet, yazın 2 ay, 3 ay kalabalık, yoğunluk yaşanıyor ama çok büyük bir problem mi? Değil. Şimdi turistik yerlere bakıyoruz. Mesela Karabük, Safranbolu'ya bakıyoruz. Orada hakikaten park konusu çok büyük bir sıkıntı. Ama bizim Kastamonu'da ben öyle olacağını zannetmiyorum. Keza çarşı içinde falan bir sürü otoparklarımız var. Hepsi de gerçekten gelen misafirlerle güzel şekilde ilgileniyor ediyor. Bizim bu cadde boyunda müsait yerimiz var. Okulun bahçesi var. Yukarıda Diyanet Eğitim Merkezi var. Yani oralara falan araç park edilebiliyor. Hani insanlar genelde burada otopark sıkıntısı olduğunu söylüyor ama benim öngörüm öyle bir sıkıntı yok. Mesela mübarek gecelerde, Kadir Gecesi falan biliyorsunuz sıkıntılar oluyor ama işte zabıtalar falan o düzeni sağlıyorlar. Ya cadde trafiğe kapatılıyor ya buradan eski devlet hastanesinin o tepeden trafik dolaşıyor. O şekilde söyleyeceklerim bunlar. Tabii ki daha güzel olamaz mı? Olabilir. Ama bunu tabii ki zaman gösterecek. Arz talep meselesi. Yani insanlar daha çok buraya rağbet ettikçe biz de ona göre kendimizi en iyi şekilde şekillendireceğiz. Görüşleriniz için çok teşekkür ediyorum. Sizlere hayırlı işler diliyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Biz Kastamonu'yu gezmeye devam edelim. Allah kolaylık versin. Size de. Hoşçakalın. Teşekkür ederim. Şimdi istikametimiz kaya mezarları. Aslında Şehşabanı Veli'den çıktığımızda kaya mezarlığını söylemiştim ancak burada Mehmet Fevzi Efendi'yi de bir ziyaret edelim istedim. Yine restore edilen binalar var, satılık binalar var, restore edilmeyi bekleyen binalar var. Kastamonu'da sizin de göstermek istediğiniz, görmek istediğiniz caddelerimiz, sokaklarımız varsa Akvim TV'ye mesaj atarak bizlerle bağlantı kurabilirsiniz.
sizin için geziyoruz. Gezgin gözüyle devam ediyor. Mehmet Fevzi Efendi'nin mezarının başındayız. Ona ait bir tanıtım tablosu da tanıtım da asılmış buraya. Şöyle diyor: Mehmet Fevzi Efendi yaşadığı yıllar boyunca insanlığa ilim, iman, irfan, hikmet ve güzel ahlakın yüceliğini en güzel bir tarzda yaşayarak anlatan merhum Mehmet Fevzi Efendi 28 Mart 1912'de Kastamonu'da doğdu. Babası İzzet Efendi, annesi Hafize Ayşe Hanım'dır. 1935-37 yıllar arasında İstanbul Yıldız'da muvazzaf askerliğini, daha sonra da Beykoz'da 7 ay ihtiyat askerliğini yaptı. Devam ediyor. Soyu meseben Peygamber Efendimiz'e ulaşan Nurani Seyitler silsilesindendir. Sohbetlerinde Seyit olmayanın Seyidim demesi nasıl çirkin bir yalansa, Seyit olanın da değilim demesi ceddini inkar olacağını, şecere şart değil aile içi bilgilendirme, tevatür nakil ile bilinmesi o kimsenin seyitliğine kafidir buyurarak bu kutsi emaneti çocuklarına biz hem anne hem de baba tarafından seyidiz müjdesiyle vermiştir. Mehmet Fevzi Efendi'nin 4 kızı bir oğlu var. Asker dönüşü daha önce Kastamonu'ya gelmiş olan Bediüzzaman Said Nurzarzi Hazretlerinden kelam, İslam felsefesi ve mantık dersleri aldı. Hizmetteki yakınlığından dolayı sır katibi unvanıyla taltif edildi. Bu unvan altında mazhar olduğu ilmületünden hikmetleri ise sohbetleriyle insanlara sundu. Aynı zamanda zahir anlamda kendisine müracaat edenlere Arapça tefsir ve hadis dersleri vermenin yanında önceleri hafızlara, sonra da İmam Hatip Lisesi talebelerine Kur'an-ı Kerim talimi okuttu. Burayı görmeye geldiğiniz zaman detaylı olarak okuyabilirsiniz. Kastamonu'da vefat edenlerin son yolculuğuna uğurlandığı ve orada kaldıkları üç önemli nokta var aslında. Bir tanesi şehrin doğu yakasında yer alan Ahmetli'de aile kabristanlığı, batı yakasında yer alan Ok Meydanı aile kabristanlığı, bir de burası Gümüşlece. Hepsi yükseklere kurulmuş, yükseklerde kalan aile kabristanlıkları. Burası da çamlar altında bir yer. Şimdi Tarihi Sanat Okulu Caddesi'ne gideceğiz. Sanat Okulu Caddesi'nin olduğu yerde kaya mezarları var. Orayı da kısa bir gösterelim sizlere, devam ediyoruz. Şimdi kaya mezarlarının olduğu yere geldik. Burası da ziyaret edilen, gelen turistlerin görmek istediği yerlerden bir tanesi. Biliyorum ki burası projesi hazırlanıyor. Hem ışıklandırılacak hem de turizme değer katması için farklılaştırılacak. Bir de burada en azından insanların oturup dinlenebileceği bir yerde yapılırsa, çünkü güzel bir alan, hem tarihi bir alan, daha güzel olur. Şimdi burayı anlatırken İl Kültür Turizm Müdürlüğü'nün sayfasına girdiğiniz zaman burayla ilgili şunları yazıyor. Ben kısaca ondan biraz bahsetmek istiyorum. Zaten siz kendiniz de okuyabilirsiniz. Kent merkezinin hemen güneyinde Endüstri Meslek Lisesi altında bir ana kaya kütlesi yüzeyinde yer almaktadır. Alanda 3 anıtsal olmak üzere toplam 8 adet kaya mezarı bulunmaktadır. Anıtsal mezarların ikisi içeride, mezar odalarında ikişer adet ölü sediri yer alır. Alana ismini veren ev kaya mezarı, sütunlu ön cephesi ve alınlığındaki hayvanlar hakimesi tanrıça betimlemesiyle oldukça ilgi çekmektedir. Mezarlar M.Ö. 7. yüzyıl başlarında Frig kültür etkisi altında bir kaya mezarlarından çok açık hava kutsal tapımın alanı olarak yapılmıştır diyor. Biz şimdi buradan bir de içeriye doğru girelim. Hemen sanat okuluna çıkış merdivenlerinin yanından da kaya mezarının içerisine de girebiliyorsunuz. Dediğim gibi
projesi zannedersem hazırlanmak üzere. Buralar ışıklandırılacak, daha gezilebilir bir hale getirilecek. Biz yukarıya çıkalım. Değişik ve ilginç bölümleri var içeride. Ama biz bu programa başlarken dediğim gibi Kastamonu caddelerini, sokaklarını, ara yerlerini sizlerle birlikte gezebilmek. Çok tarihin içine girmek istemiyoruz. Ama gezilmesi, görülmesi yerlerden bir tanesi. Şayet siz de bizimle birlikte gezmek istiyorsanız, sizin gözünüz olmamızı istiyorsanız Akbün TV'ye yazın. Sizin için Kastamonu sokaklarını gezelim. Gezgin gözüyle programımız devam edecek.